Onun dışında sizlerin, taraftarımızın her zaman gibi desteğidir. Kesinlikle çok haklılar. Az önce sağın ortasındasınız. Beni görenler de bilirler. Orada benim bahsetmek istediğim şey, haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Yani başından sonuna kadar haklısınız. Hiçbir şekilde bir bahanemiz yok bu konuda. Ama artık bu noktaya geldik. Hepimizin daha doğru düşünmesi gerekiyor. Hatalarla, doğrularla bu noktaya geldik. Bu noktadan nasıl çıkarız? Birlik olarak çıkarız. Yani geçmişteki dönemlerde de yaşadık. Böyle büyük bir camia birlik olduğu zaman çıkamayacağı yok. Çıkamayacağı bir durum yok. Biz de birbirimize söz verdik. Gerekirse 4-4. Gittik Erzurum'a beraber mi kaldık? Ondan sonra 3-3. Biz bu inançtayız. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bak, tekrar altına basarak söylüyorum. Kimsenin gazını almakla niyetinde değilim. Çok samimi duygularımla söylüyorum bunu. Baştan sonuna kadar haklı. Taraftarımız baştan sonuna kadar haklı. Biz şampiyon olmuş bir camiadayız. Ama gel gelelim ki istenmediğimiz bir durumdayız şu an. Bugün buradayız. Bugün buradan çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Biz oyuncu grubu olarak birbirimize söz verdik. Gerekirse öleceğiz dedik. Biz bu işi buradan çıkartacağız. Sezon biter. Allah'ın izniyle biz bu gemiyi kıyıya yanaştıktan sonra denir ki Ertuğrul güle güle kardeşim. Çıkartırım formumu. Eyvallah derim başım önüne eğer giderim. Yani onlar sonraki işler. Veya Ahmet, Mehmet. Ama bugün biz Bursaspor'u bu sıkıntılarından çıkarmak için birlik olmamız gerekiyor. Haklı olan taraftarımızdan özür diliyorum. Bizim burada bu puanı kaybetmememiz gerekiyor. Her ne koşulda olursa olsun. %100 haklılar. Ama bugün bu durumdayız. Tekrar altını basarak söylüyorum. Bugün bu durumdayız. Ve birlik olmamız gerekiyor. Burada kazandığımız Sivas maçını hatırlayın. 90+2'de gol yedik. Ne kadar sıkıntılı bir dönemdeydik. Ama o taraftarımızın o birlikteliği olan o güç bize galibiyeti getirdi gibi. Çok basit bir örnek. Şimdi önümüzde 4 hafta var. İstenmeyen bir durumdayız. Ama biz bu durumdan çıkacağımıza inanıyoruz. Lütfen hep birlikte hareket edelim. Ardından 4 haftayı bitirdikten sonra ne gösterir, ne yapılır? Git denir gideriz, kal denir kalırız. Hiç problem yok. Ama öncelikle şu Bursaspor, bu camiayı, bu büyük camiayı, bu büyük taraftarı bulunduğu durumdan kurtarmak adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Sizlerden de özür diliyoruz.